Bir sürerek gelişme var, ekranlara yansıdı. Üzücü bir gelişme. Yapma. Beşiktaş aldığı darbe sonucunda Bahtiyar Zaynettinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptandığını açıkladı. Zaynettinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulamasının yapıldığı açıklandı. Biliyorsunuz olaydan sonra bu fotoğrafı paylaşmıştı Beşiktaş yorumcusu olarak. Bir de tövbe yani oyuncunun Allah korusun yani ölmesi mi gerek? Ayıp ya Arda kardeşler. Zaten senin faal gözünde oynuyor. Hocam. Sarı kartı konuşacağız var. Konuşacağız oyuncunuzun inanılmaz. Yani... Abi yapmayın düdüğü ben ya Meakeni ağladı ya ben orada. Abi Meakeni yerinde toptum. Olsam var ya bak abi ağladı çocuk. Dediğin gibi bravo hocam. Acıdan ben, ağladı. Ben yani. Bu akşam onun hakemliğini bıraktırırım abi. Bitti. Emsal teşkil etsin abi. Bir de hamle yapın ya. Tabii, tabii. Herkes hakemler şöyle böyle işte hakemlerle ilgili radikal karar alalım. Şunu yapalım, bunu yap. Al bundan netim var abi. Buna kart adamın sarısı var. Bırak direkt kırmızıdan atarsın. Var da müdahale edemiyor. Bak işin tuhafı. İkinci sarı atacak diye. Sen bunu atmıyorsan abi yapmayın hakemlik hocam, abi. Bu ülkede yapmayın abi. Şu hocam, görüntü Arda kardeş, hemen yapmayın. Arda kardeşler dönüp bunun suratına baksa VAR'a gitmesini lazım. Hocam bekledi. Hocam bekledi baktı suratına. Hocam siz de seyretmişsiniz. Suratı bu hale anında geldi. Bu sonradan çekilen anında, bir fotoğraf diye. Anında Güney bu, çok bu hemotom. Gördük. Burası hemotom anında oluştu. Dikkat ettiniz mi nerede? Gözünden kan aynen geldi çişti. Bakıyorum ben dedim ki ya atmadı herhalde bir yani inandırıcı olmadı. Yanına gidecek bakacak. Baktı yüzüne. Baktı. Yine kart göstermedi abi. Sen sezonu veya buna kapattıracaksın abi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Sen abi... Arda kardeşlere sezon sonuna kadar maç vermiyorsun abi. O bütün hakemler diyecek ki yok öyle. Ha demek ki doğru. Şimdi MHK çıkacak konuşacak. Federasyon başkanı da Mehmet Bey Büyükekşi de buna müdahale olması gerekir. Böyle bir rezillik var mı ya? Adam yani futbol hayatı bir çeklerse gözünü kör edecekti abi. Gözünü kör edecek ya Allah korusun. Bir 90 dakikada önemli mi? Sen burada çift sarıdan atmıyorsun. Bir de hiçbir şey olmamış gibi biliyorsun değil mi? Foul'ü de öbür tarafa verdi abi. Biliyorsun değil mi? Başakşehir kullandı. Tabii onu. Başakşehir foul kullandı ya. Bir kez daha sonra da geçmiş olsun hakemler diyelim. Ne diyor? Bize baskı çok oluyor. Biz maç yönetemiyoruz. Nasıl maç yönetirsin abi sen? Adam ne hale gelmiş ya? Sanki var ya boks yapmış. Az önce söyledin ya. Ringden evet çıkmış hocam. Boksör gibi adam. İnanılır gibi. Bu ayıp ya. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili pozisyonları tamamlayalım. Geçeceğiz Beşiktaş'a bu pozisyonu daha uzun da konuşacağız sevgili seyirciler ama sıcağı sıcağına değinelim istedik. Bir son dakika açıklaması olarak da sizlerle paylaştık. Genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fenerbahçe maçından bir pozisyona bir dirsek var mı yok mu? Yine uzatma bölümündeyiz. Cem Hocam ne dersiniz? Bir daha bakabilir miyiz? Ferdi... Pardon, Crespo yerde Crespo kalıyor. Belhanda değil mi yine oyunun içindeki? Sarı kartı var bu arada Belhanda'nın. Ya şimdi... Burada da devam kararı geldi. Belhanda'nın topa çıkarken kendini garantiye alması için bir elini bir açıyor. Ve kendine Crespo'yu yaklaştırmamak için bir mesafe koyuyor ortaya. Bu mesafeyi koyarken de biraz... Haddinden fazla oyun kurallarının dışında ve de Crespo'nun suratını yaralayıcı, zedeleyici bir harekete dönüşüyor. Bence bu sarı kart, ikinci sarı kartlarda atılması gayet doğal diye düşünüyorum. Gökhan Hocam burada faul verir misiniz, kart verir misiniz? Çünkü oyun devam etti bir de burada. Cem Hocam sarı kart dedi. O dirseği vuruyor, o da vuruyor. Yani vuruyor yani. Topu ama vuruyor. Yani adama vuruyor. Ya hocam. Avantajı var. Bakacağız biz. Avantajı... Silah gibi dirseğini kullanıyor mu, kullanmıyor hocam, mu? Hocam avantajı alıyor, çıkıyor yani. Doğru, Crespo'dan daha yukarı çıkıyor ama çıkarken de eliyle rakibe vuruyor yani. Ya kendini korumaktan daha ziyade biraz rakibe şey vermek için, zarar vermek için açıyor kolunu. Biraz da bakıyorsun abi oyunculara. Mesela oyunun içinde kimler var? Al Belhanda. Gene Belhanda. Osterwalder'in pozisyonu da Belhanda. Şimdi de Belhanda. Belhanda ve Balotelli. Var mı başka pozisyonumuz? Ya şurada şunu söyleyeyim. Şimdi şu paylaşımı getirelim hocam. Ha. Sonrasında size söz vereyim. Fenerbahçe'den çünkü önemli bir paylaşım geldi. Onu da soracağım size. Ligde bir, Avrupa'da bir. İsmail Hoca ve Dzeko.
Neden geldi sizce bu paylaşım? Bir fikriniz maçta var mı? Maçta çıktıktan sonra küçük bir hareketleri oldu. Güzel ama bu iletişimi sağlamak böyle bir şekilde güzel. Bir şey söyleyeyim ya, İsmail Hoca bu olgunluğu inanılmaz derecede gösteriyor. Bak şimdi bizim burada hepimiz hocalık yaptık Cüneyt. Ya hepimizin başından böyle şeyler geçmiştir. Ya oyuncu, futbolcu, diyelim hepimiz futbolcuyuz. Maçtan biz çıkarken hepimiz tavır yapmışızdır hocaya. Şimdi hocayız, bu futbolcular da gelip bize tavır yapabilir. Çünkü oynamak isteyen oyuncu. Ya hırslı oyuncu, oynamak isteyen oyuncu, bu hocaya karşı bir tepki olabilir. Hocaya karşı yapmış olabilirsin. Anlık şeyler. Biz ne diyoruz mesela? Teknik adamlar konusunda, tecrübeli teknik adamlar konusunda. Maçın hemen akabinde çıkıp konuşma. Git bir yarım saat dinlen, kendine gel, su iç, orada bir kendine duş al falan. Ondan sonra çıkabildiğin kadar geç çık. Bunun acısını deneyimsiz olduğu için Burak Yılmaz'da geçen hafta yaşadık biz. Çok çabuk çıktı. Söylemeyecek şeyleri söyledi. Ondan sonra da zaten şey yaptı. Her şey ortaya çıktı. Maç değişti falan. Ya burada Dzeko oyundan çıktığında hafif bir tavır yapmış olabilir. Ya biz unutmuyoruz. Biz çok futbolcular gördük ya. Ayakkabılarını gelip böyle hocanın önüne bırakan. Rahmetli o şey Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor'da 83-84 senesi şampiyon olduk. Osman Denizci ayakkabılarını Cüneyt çıkardı. Onu 70. dakika oyundan aldı. Ayakkabılarını ikisi çıkardı, geldi kulübenin önünde. Rahmetli Suat Özyazıcı'nın önüne koydu, gitti dışarı. Bir maç sonra Suat Hoca tekrar oynattı. Ya tekrar oynattı ve biz o sene şampiyon olduk. Ya bu tür örnekler var ya. Biz çıktığımız zaman da tavır yapıyorduk. Vuruyorduk, kırıyorduk sağları solları. Ama hocalar deneyimli olması lazım. İşte İsmail Hoca da deneyimini en üst düzeye taşımış ki beraber çok güzel vermişti. Bir paylaşım. Çok güzel bir paylaşım. Yani sosyal medya ekibinin de kulüp çalışanları. Bir de takımın kaptanı yani Cüneyt. Takımın kaptanı Dzeko ya. Ya bugün hiç ve mesaj da güzel. Ligde bir, Avrupa'da bir, her ikisinde de lideriz mesajı veriliyor. Ya bugün hiçbir futbolcu sahadan çıkarken mutlu olmaz. Ne olsun? Hocam halı her sahada aynı. Sen defansa geçtiğince arkadaşlar birbirine küsüyor, bırak çıkmayı. Kaleye geç daha kötü. Tabii ya, Allah'ını seven defansa gelsin. Bazen ama alkışlanmak için çıkanlar mutlu oluyor. O seyirci bazen alkışlatmak için hocalar oluyor sonra. Tabii yaptıktan sonra orada bir tek mutlu oluyorlar. Oynayan da her futbolcu da oynamak ister. Evet. Çünkü hazırlamıştır kendini. Maçta oynamak ister. İlk 11'de oynamak ister. Her futbolcunun isteğidir. Ya maç 2-0 falan olsa Dzeko'yu çıkarsaydı Cem abi, Dzeko'nun sesi çıkmazdı. Hani Dzeko dedi ki son dakikalar olsa bile 84'te falan tahmin ediyorum çıktı. Yani ben yine bir gol umudu taşıyor olabilirim hesabına gitti. Çok samimi bir şey söyleyebilirim. Söyle abi. Eğer 2-0 olsaydı Dzeko bu form grafiğinde çıksaydı bence gene olurdu. Olmazdı. Eğer 2 tane gol atsaydı, alsaydı hoca alkışlatmak için, o zaman gerçekten olurdu. Dzeko aynı tavrı koymazdı.